Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Haşr Risalesi okumalarımıza 5. hakikatten devam ediyoruz. Daha farklı bir şekilde söylersek Sözler Risalesi'nin 10. sözündeyiz. 10. sözün diğer ismi Haşr Risalesi. 5. hakikate başlamadan önce yine Risale'nin başına gidelim. Güzel adımımızı, bidayetimizi bir hatırlayalım. Elbette ki biz burada Kur'an'ın, sünnetin ışığında bir yolculuk yapıyoruz. Mürşidimiz onlardan ders alıyor ve bize onlara ders veriyor. Burası da iki ayeti kerimeyle başlıyor 10. söz. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhil mevte ve huve alâ külli şeyin kadir. Rum suresinin 50. ayeti bu. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Daha meal düzeyinde Rum suresinin 50. ayetiyle muhatap olduğumuzda birkaç şeyi fark ediyoruz. Bunlardan birincisi baharın haşrin delili olduğu, aynı kanuniyetin bir parçası olduğu ve rahmet ve kudret yönünden haşre delaletlerinin bulunduğu. Nasıl? Rahmet muktazi yönünden, kudret ise imkan yönünden bize bahar üzerinden haşri izah ediyor. Bahara Allah'ın rahmet eseri olarak baktığımızda, onu gerektiren şeyin rahmet olduğunu kavradığımızda diyoruz ki bu kadar türü tekrar hayata çağıran, tekrar onlara lütfeden, ikram eden, adalet eden Allah elbette yine gerektirir ki insan türünü de tekrar hayata dönmemek üzere göndermesin. Onları da türlerine göre bir haşirle, ne diyelim, ikrama veya mücazata uğratsın. Yani tekrar varlıkla tanıştırsın. Onu gerektiren rahmet bunu da gerektirir diyoruz. Diğer taraftan yine diyoruz ki baharda bir değil, on değil, yüz değil, bin değil, yüz bin değil, milyon değil. Türleri tekrar hayata çağırabilen, birkaç gün zarfında onları karıştırmadan yaratabilen kudret yine imkan verir ki insan türünü de tekrar varlığa çağırsın. İnsan türünün diğerlerinin haşrine göre zorluğu nedir ki? Onlar milyonlarcası tekrar hayata dönebiliyorlar da. Allah bunu başarabiliyor da, bunu gözümüzün önünde her sene yaratabiliyor da, onu zorda bırakan haşa ne olabilir ki insan türünü tekrar hayata döndürmesin? Rahmet ve kudret yönünden bu ayet bizi baharı okumaya çağırıyor. Bahar üzerinden de haşrı ispat ediyor. En azından aklın mukteziyatı olarak görebilmeye imkan sağlıyor. Elbette bu ispat yöntemi sekülerlerin, ne diyelim, laboratuvara sokmazsam iman etmem dediği tarzdan bir şey değil. Biz laboratuvarda bir haşir yaratmıyoruz. Biz zaten varlıkta olanın üzerinden bir okuma yapıyoruz. Bir kanuniyet okuması yapıyoruz yani. Evet, bu güzel adımla başladık Rum suresinin gölgesi ayetinde. Rum suresinin 50. ayetinin gölgesi altında bir seyahat ettik. Suretler olarak seyahatimiz başladı. Sonra işaretler seyahatimiz oldu. Şimdi hakikatler seyahatindeyiz. Hakikatler seyahatinin de 5. hakikatindeyiz. Elbette haşirle ilgili daha başka birçok ayet var. Kur'an'ın 4'te birisi haşirle ilgili, biliyorsunuz. Diğer ayetlerin dolaylı yoldan, elbette akaid-i imaniyenin tamamı birbiriyle bağlı olduğu için, daha doğrusu daha büyük resimde İslam'ın her umdesi birbiriyle bağlı olduğu için biz diyebiliriz ki Kur'an'ın tamamı da haşre dairdir. Ama dolaylı yoldan, ama doğrudan hepsinin haşirle ilgisi vardır.
Fakat doğrudan olarak dörtte birinin biz haşirle ilgili olduğunu biliyoruz. O ayetlerin tamamının bu haşir risalesinde bir hakkı var. Onların dışında sünnet-i Resulullah olarak bize gelen, hadis-i şerifler olarak bize gelen bilgilerin de elbette burada hakkı var. Ondan başka yine salih ulemamızın, selef-i salihinin, onlardan gelen evliya asfiya mirasının da elbette bu eserde hakkı var. Biz ehl-i sünnet vel cemaat büyük sıradağının ahir zaman şubelerinden bir şubeyiz nurcular olarak. Ve üstadımız da elbette o alimlerden bir alim, mürşitlerinden aldığı dersleri bize aktarıyor. Biz de inşallah nasibimizce, duamızca, talebimizce, Cenab-ı Hakk'ın lütfunca bu derslerden istifade ediyoruz. Cenab-ı Hak onlardan hissemizi ziyade eylesin, cümlesinin şefaatine bizleri nail eylesin, emeklerinden de razı olsun. Evet arkadaşlar, beşinci hakikati şöyle baştan sona bir okuyalım. 1, 2, 3, 4, 5, gözünüzü korkutuyorum. 6 ama 6 demeyelim, 5 diyelim biz buna çünkü burada yarımlıklar var. 5 sayfa kadar bir metin ama söz basımın mizampajına göre, söz basım biliyorsunuz sayfa 6 sözlüklü bir külliyat olduğu için her sayfayı yarım düşünün. O zaman 2,5 sayfa kadar bir metnimiz var demektir diğer mizampajlara göre. 2,5 sayfa kadar bir metin. Bunu baştan sona bir okuyacağız önce araya pek girmeden. Daha sonra da tekrar başa dönüp ince okumasına başlayacağız. 5. hakikat. Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. İlk cümlelere nasıl bakıyorduk? İlk cümleler bize diyordu ki, ayetteki şablonu, formülü, mantığı kavradıysanız, şimdi onları bir de bunlar üzerinde kullanın. Nasıl ki rahmet ve kudret iki ışık oldu, Rahman ve Kadir isimleri üzerinden bize haşrı okuttu. Burada da ne olacak? Bab-ı şefkat, şefkat kapısı ve ubudiyet-i Muhammediye, Efendimizin kulluğu aleyhissalatü vesselam kapısı. Bunlar iki kapımız olacak. Peki hangi isimlerin gölgesindeyiz bu seferde? Orada Rahman ve Kadir'di burada. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Mucib neymiş? Bakalım. Sözlükte ne olarak vermiş? Bütün dualara cevap veren Allah. Mucib. Cevap veren demekmiş. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sından biri. O güzel isimlerden bir inci tanesi daha. İsmi Mucib ve Rahim. Rahim'i zaten çok konuştuk geçmiş derslerimizde de. Rahman'a göre daha has dairede bir rahmet tecellisi diyelim. Rahman'da vahdet var daha çok. Rahimiyette ehadiyet var. Orada alemler Rabbi var. Burada benim Rabbim var gibi diyelim. Özel has tecellilerin kapısı. Burada nasıl verilmiş bakalım Rahim. Onu da okuyalım. Rahmeti her şeyi kuşatan sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah diye verilmiş Rahim'in manası. Ama biz 14. Leman'ın 2. makamı tefekkürlerimizden de biliyoruz ki Rahim'in böyle özel daireye dönük bir yanı da var. Hatta alimlerimiz derler ki Rahmaniyeti Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada tecelli ediyor. Kafir mümin ayırmadan herkes nimetlerden faydalanıyor. Ama Rahimiyeti sadece müminler için ahirette tecelli edecek. Kafirler orada cehenneme gidecekler. Tekrar artık eşit derecede nimetlerden faydalanma yok. Alimlerimiz bize bunu haber veriyorlar. Rahimiyetin bir has daire hukuku olduğunu oradan da biliyoruz. Evet, bizim bu okumamızda gözlüğümüz Bab-ı Şefkat ve Ubudiyet-i Muhammediye, Efendimizin kulluğu aleyhissalatü vesselam. Diğeri de ismi Mucib, dualara cevap veren Allah ve Rahim cilvesi. Zaten Mucib ile Rahim'in de şeyi fark etmişsinizdir, birbirini iktiza eden bir tarafı var. Dua ediyorsun, o duaya da göre rahmet geliyor. Çünkü dualar da has ama bazıları genel. Bütün insanlığın beraber ettiği dualar da var fıtratımız gereği. Fakat has daire dair işler de var. Pekala, metnimize başlayalım. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti, en edna bir mahlukundan görüp
kemali şefkatle ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Burada bir haşiyemiz var, bir açıklama notu, bir dipnot, onu okuyalım. Evet, 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 50 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdidi biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine inkıyat eden ve arzın nısfı ve nevi beşerin humsu o zatın sıbığı ile sıbğalansa, yani manevi rengiyle renklense, o zat onların mahbubu kulubu ve mürebbi ervahı olsa, elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser envai kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki, o hacet ise insanı esfeli safilinden alâ-i illiğine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd, umumun namına onu kadiyül hacattan isteyecek, diyor ve dipnotumuz burada sona eriyor, haşiyemiz. Tekrar asıl metne dönüyoruz. Evet, mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki, mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin, bu hakikati 19. sözde izah ettiğim veçh ile şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikaye-i temsiliyede demiştik, bir adada bir içtima var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, gel, bu zamandan tecerrüt edip, fikren, asr-ı saadete ve hayalen ceziretül araba gidiyoruz. Ta ki Resul-i Ekrem'i aleyhissalatu vesselam vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür, onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. Cennetin vesile-i icadı. İlginç. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat-ı uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar, ona tebaiyetiyle iktida edip duasına amin derler. Yine bir açıklama notumuz var burada, bir haşiye, bir dipnot, bakalım. Evet, Münacat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amin-i daimi
ve bir iştiraki umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir. Ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kametten sonra şafilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisaniyle, lisan-ı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Açıklama notumuz bitti. Tekrar asıl metne dönüyoruz. Bak, hem öyle beka gibi bir hacete amme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip, lisan-ı hal ile, oh evet ya Rabbena ver, duasını kabul et, biz de istiyoruz diyorlar. Hem bak öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukerane saadet-i bakiye istiyor ki, bütün kainatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı esved-i safilin olan fenai mutlaka sükuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten, âlâ-i illiğin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fîzâr istimdat kerane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirham kerane ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Yine bir haşiyemiz var, bir açıklama notu. Evet, şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılağı bulunmasın. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf-ı alim, o ferdi mümtazın harekatına ve davatına, yani dualarına ıttılağı bulunduğu halde, ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Olur mu böyle şey? Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf-ı kadir-i rahim, onun dualarına lakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam nuruyla alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti. Elhamdülillah. Ve göründü ki şu kainatın mevcudatı, Esma-i ilahiyi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetdar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer onur olmasaydı, mevcudat fenai mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki, İnsanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam duasına amin dedikleri gibi, arş ve ferş ve seradan Süreyya'ya kadar bütün mevcudat, onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten ubudiyet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi, Halıkından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Her şey duaya dönüşüyor. Metnimize dönüyoruz. Bak, hem öyle semî ve kerim bir kadirden,
öyle basir ve rahim bir alimden saadet ve beka istiyor ki, bil müşahede en gizli bir zihayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder, lisan-ı hal ile de olsa icabet eder. Öyle suret-i hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki şüphe bırakmaz. O terbiye ve tedbir öyle semi ve basire mahsus, öyle bir kerim ve rahime hastır. Acaba bütün beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, nevi beşerin hulasa-i ubudiyetini cami hakikati ubudiyet-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam içinde dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevnü zaman olan fahri kainat ne istiyor? Dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, söyleyemiyordum gene, bir su içme zamanı gelmiş demektir. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, delail-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar Halık-ı Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Yine bir açıklama notumuz var, haşiye. Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sahife hükmünde olan ruh-i zeminde had ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam enva-ı masnuatı o tek sahifede kemali intizamla yazıp derc etmek, elbette geniş olan alemi ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşküldür. Evet, cennet baharda ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hilkati o cennetten daha müşküldür ve hayret fezadır denilebilir. Notumuz bitti, tekrar metne döndük. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100 bin haşir numunelerini icat eden Kadir-i Mutlaka, cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, levlâke levlâke ve mâ halaktu leflâk sırrına mazhar oldu, onun gibi ubudiyeti dahi öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Acaba hiç mümkün müdür ki bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı alem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, misilsiz cemali rububiyet, o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, yerine getirsin. En ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, 100 bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi, ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Yine bir haşiyemiz var. Bugün haşiyeler peş peşe, okuyalım onu da. Haşiye, evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıt kendi zıttına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe 1000 derece muhal şudur ki, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıddının aynı olsun. Mesela nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun.
İşte bu misalimizde meşhut ve katiyül vücud olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. Haşa! İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Burada bir de salavat var. Ama onu sonra bırakalım. Dersimizi bitirdikten sonra okuruz onu. İnşallah o zaman Allah ömür verirse o salavat kısmında okuruz. Hatta üzerine de düşünürüz. Efendim, metnimizin ilk turunu da tamamladık. Evet, vaktimiz var. 25 dakikamız geçmiş daha. Şimdi tefekkürümüzü etmeye çalışalım. Beşinci hakikat diye başladık. Bab-ı şefkat olduğunu söyledik. Yani şefkat kapısından giriyoruz. Ve ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam Efendimizin kulluğu kapısından giriyoruz. O kulluğun kainatta ifade ettiği anlam üzerinden gidiyoruz bugün. Zaten metnin içerisinde de fark ettiniz, oraya çok atıflar oldu. Yani Efendimizin kulluğunun anlamı da demek ahiretle tamam oluyor. Kur'an'ın dörtte biri neydi? Haşir, ama diğer dörtte üçü neydi? Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet diyoruz. Bakın burada hepsinin birbirine bir bağlanışı oldu. Yani tevhidle de Üstad Hazretleri bunu izah etti. Bir öncekinde Allah'ın varlığıyla ahiret arasında bağlar kurdu. Burada da nübüvvetle ahiret arasında bağ kuruyor. Ama en önceye kimi alıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hatemül Enbiya olarak, Server Enbiya olarak onu en başa alıyor. Onun kainatta ifade ettiği anlam, onun kulluğunun hikmeti, o da ahiretle tamam oluyor. Ahiret olmadığında o da boşta kalıyor. Yani nasıl diyelim, eksik, nakıs, yarım, ya bir şeylerin daha olması lazım dedirten bir boşlukla oluyor. Nasıl oluyor o? İşte metinde bu gelecek. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Nübüvvette rahimiyet tecellisi yok mu? Elbette var. Nasıl bizim, nasıl diyelim, dualarımız, fıtrat dualarımız cevap bulmuş biz daha yaratılmadan. İnsanoğlu nefes alması gerekiyor değil mi yaşamak için? Biz yaratıldığımızda dünya zaten hava, yani atmosferimiz nefes almamıza uygundu. İnsanın yaşaması için su gerekiyor değil mi? Tatlı su gerekiyor. Deniz suyu da olmuyor yani. Tatlı su içmesi gerekiyor. Biz dünyaya gelmeden evvel dünya tatlı sularla doluydu, hazırdı yani. Daha bunun gibi ne lazımsa insanoğluna o fıtri duası Cenab-ı Hak tarafından kabul edilerek o şartlar yaratıldı, sonra insan içinde yaratıldı. Böylelikle biz gördük ki varlığın hikmeti dediğimiz şey bir yanıyla da dua. Yani o bütünlük daha vücuda gelmemişin duası gibi oluyor. O anlamın tamamlanması, hikmetin eda olması, parçaların uyumla birleşmesi ve bütünde bir resmin, hikmetli bir resmin ortaya çıkması aslında bir tür sonra gelenin önceye duası gibi oluyor. Bizim geleceğimizi Cenab-ı Hak elbette ilminde malum olduğu için, yani ilminde mevcut olduğu için, malum belki yanlış bir kelime oldu, mevcut olduğu için ilminde zaten yaratan o, elbette onu bir bütünlükle yaratıyor. İşte biz de o fıtratımızın duası kabul edilmiş olarak burada buluyoruz onu. Peygamberlik de bizim için öyle değil mi? Tabii ki de peygamberlik bizim için öyle. Çünkü insanoğlu peygambersiz yine o fıtratındaki şeyi düşer. Boşluğa düşer. Acabalı kalır. Hidayeti bulamaz kendi aklıyla, nefsiyle, latifeleriyle. Sadece bunlarla bulamaz. Bir de nasıl arıya emir lazım, karıncaya yasup lazım, üstad öyle diyordu galiba. Yani her bir hayvana bir lider gibi bir şey oluyor. Onun liderliğini yapıyor. Atların bile, yılkı atlarının böyle liderleri oluyor. Bazen kavgaları falan YouTube'da görmüşsünüzdür. Yani illa o hiyerarşide birisi oluyor, o onlara rehberlik ediyor. Varlığı bu düzen üzerine yaratan Allah elbette kulları içinde hidayet önderi olarak peygamberleri tayin etmiş. Onların eline de kelamullahını vermiş. Çünkü insanlar laftan anlayan canlılar, konuşabilen canlılar. Konuşmak arzuları da bununla tatmin edilmiş. İlâ ahir, yani bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda bizim duamızın kabulü.
bizim fıtrat duamızın, insanlığın fıtrat duasının, ahir zaman ümmetinin ızdırar halinin bir duası. Bize Allah'ım böyle Hatemül Enbiya, güzeller güzeli bir peygamber gönder aleyhissalatü vesselam. Onun eline sapasağlam hak bir vahiy ver ve ona bir şeriat emret. Tüm tutarlı, her tarafı böyle örülü, bu, ne diyelim, kemalde bir din. Dininizi tamamladım emriyle düşünürsek o Kur'an'daki kemalde bir din gönder. Bunu bizim fıtratımız zaten istiyor. Onunla tamam oluyoruz. İnsaniyet-i kübra İslamiyettir diyor üstad. Yani insaniyetin kemali, yükselişi, tamamlanması İslamiyetle oluyor. İslam'ın emirlerine uyan insan kemaldedir. Evet, bu yönden bakınca işte Mucib ve Rahim isimlerinin gölgesinde olmamız tuhaf gelmiyor bu metinde. Çünkü duamızın kabulü de var işin içinde bu anlamda ve bize özel bir rahmet tecellisi de var. Bu ümmete, bu insanlığa daire daire açabilirsiniz, onu çoğaltabilirsiniz. Efendimizin kulluğu ile, onun öğrettiği şeriat ile, ona indirilen vahiy ile gibi gibi sünnet-i Resulullah ile ayrı ayrı rahimiyet tecellileri var. Bize has tecelliler var, bize büyük bağışlar var. Biz diğer ümmetlere şahit olacak bir ümmetiz. Ebu Bekir Sıfır Hoca bunu derslerinde çok anlatır Kur'an'daki ayetler üzerinden. Yani şahit ümmetiz biz. Diğer ümmetlerden de aşkın bir yanımız var. Evet. İlk cümle, yani burada kapının niye bunlar olduğunu ve kapıyla Esma'nın ilgisini bir nebze buradan kavradık. İleride yine tekrar döneceğiz, bunları konuşacağız. Daha da belki başka ilgiler keşfedeceğiz inşallah. Allah'ın lütfuyla. Evet, hiç mümkün müdür ki en edna, edna deni, aşağı, sıradan gibi diyelim. En edna bir haceti, hacet, ihtiyaç, dua bu anlamlarda kullanılıyor ama ihtiyaçla aynı kökten geliyor. En edna bir haceti en edna bir mahlukundan görüp kemal-i şefkatle ummadığı yerden isaf eden. İsaf neymiş? Bak bunu ben de bilmiyorum. Yardıma koşmak demekmiş. Ummadığı yerden isaf eden, yardıma koşan ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden. Lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeyi icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab. En büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan ve en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, yardımına koşmasın, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Bakınız nasıl bir örgü. Ayetteki örgünün farklı bir kullanımı. Ayet bize ne diyordu? Bahar var. Bu baharın gerekliliği de haşir. Baharda bunu yapan, haşirde onu da yapacak. Burada da daha lokal bir alanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu ve varlığın mazhar olduğu rahmet tecelliler üzerinde. Tabiri caizse varlığın mazhar olduğu rahmet tecellileri bir bahar gibi oluyor bizim gözümüzde. Bir kıyas alanı oluyor. Bir okuma alanı oluyor. Oradan bir okuma gerçekleştiriyoruz. Sonra diyoruz ki böyle bir Allah öyle bir şey yapmaz. Neyi yapmaz? Efendimiz gibi birisinin aleyhissalatü vesselam duasını geri çevirmez, boşta bırakmaz, boş geçmez, atıl etmez vesaire. Böyle çoğaltalım ifadeleri. Hakikati birdir, ne kadar çoğaltsak da aynı şeyi işaret ediyorlar. Onu boş geçmez yani illaki. O duaları hayli hayli işitmiştir. Hayli hayli cevabını verecektir. Hayli hayli rahmet edecektir. Bir daha okuyalım. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti en edna bir mahlukundan görüp kemal-i şefkatle, tam bir şefkatle, olgun bir şefkatle, mükemmel bir şefkatle, ummadığı yerden isaf eden, yardımına koşan ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeyi icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan, en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin,
en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Şimdi burada iki acabanız, belki üç acabanız olabilir. Birincisi, ya hakikaten böyle mi kainattaki durum? Ya hakikaten böyle. Kainatta sayısını bilemediğimiz kadar çok canlı türü var. Canlılar üzerinden önce başlayalım okumaya. Bu canlı türlerinin her birisinin kendine has, bazılarında ortaklık var ama genelde has bir şeyi var. Rızık, ihtiyaç, ne diyelim, seyahat, hareket, çoğalım vesaire gibi şeyleri var. O canlılıklarının devamı için muhtaç oldukları, kendi standartlarında bir lütfa ihtiyaçları var, bir alanın açılmasına ihtiyaçları var, bir ne diyelim düzenin korunmasına ihtiyaçları var. Buzun dibinde yaşayan canlının da öyle, lavın ağzında yaşayan canlının da öyle yani. Onda da yaşayan canlı var, bunda da yaşayan canlı var. O sıcakta da duran var, bu soğukta da durabilen var. Elbette bu farklılıklar zinciri her bir basamakta o canlıya has özel tecelliler, mazhariyetler, lütuflar, ikramlar, keremler, gözetişler, düzenler istiyor. Ve görüyoruz ki biz bu milyarlarca canlının hayatı yok olmuyor, hala devam ediyor. Bazen diyorlar işte bir tane balık türü vardı, diyorlar bu tarih öncesinde var olan bir balıktır falan filan diye. Sonra o balığın buldular, hala yaşayan şeyi varmış, ferdi, bireyi varmış yani, nesli tükenmemiş. Belki bugün bizim nesli tükendi sandığımız canlıların da fertleri var. Bizim bilmediğimiz yerlerde var. İşte Anadolu leoparı diyorlardı, Pars diye bir canlı. Nesli tükendi falan, en son 1950'lerde mi 60'larda mı bir avcı vurmuş, fotoğrafını çekmişler falan. Geçenlerde görüntülediler, hala varmış, dağlarda geziyor. Ha, nesli azalmış ama yok olmamış. Varlığı devam ediyor. Pandaların nesli tükeniyordu, işte üzerine düştüler. Şimdi tekrar o şeyden çıktı pandalar. Nesli tükenen hayvanlar kategorisinden çıktı. Başka yerlerde başka canlılar. Ama her ne kadar hadi nesli tükenenler de olsa bile ana şeyin, o milyonlarca türlük ana bariyerin korunduğunu görüyoruz biz. Nesli niye tükeniyor tükenenin? Bulaşık beşer eli karıştığı için arkadaşlar. Biz karışmasak onlara da bir şey olmuyor. Hani bizim şu dünyanın dengesine verdiğimiz zarardan dolayı o hayvanların nesli tükeniyor. Veya işgal ettiğimiz alandan dolayı hayvanların nesli tükeniyor. Bizim zorbalığımızdan veya işte hayvanların nesli tükeniyor. O fillere yapılanlar, balinalara yapılanlar, makyaj malzemesi üretmek için, balina yağı için onların katledilişi gibi. Veya kutupların erimesinden dolayı oradaki ayıların neslinin azalması gibi. Bizim zulmümüz olmasa bu denge korunuyor. Ha, o zaman biz şunu kabul etmek zorundayız. Bunların duaları kabul ediliyor arkadaşlar. Bunların duaları kabul ediliyor. Ha, bu dua illa şöyle dua da beklemeyelim. Bunlar camiye gidip ellerini açıp foklar ya da işte bilmem neler, ayılar, şunlar bunlar, öyle dua etmiyorlar. Öyle dua etmeleri şart da değil. Dua tek böyle olmak zorunda değil. İnsanoğlu böyle dua ediyor diye dua tek şekilde böyle bu şablonda olmak zorunda değil ki. Her ne, kim, nasıl Allah'a marziyatını iletiyorsa, Cenab-ı Hak da onu karşılıyorsa, işte iletişim oluşmuş demek zaten. Dua ne için? O iletişim için dua zaten. O varlıkların da fıtriye halleri, ihtiyaçlı durumları Cenab-ı Hak katında bir dua olarak makbul. Cenab-ı Hak onlara o ihtiyaçlarını veriyor. Ağaçların "Ya Rabbi yağmur gönder" demesi, onların varlığı zaten Cenab-ı Hak biliyor onların ihtiyacını, bir dua olarak makbul. Bizim de mesela çalışarak yaptığımız, diyelim bir ay çalışıyoruz, ne için? Allah'ım rızkımı gönder. Dua olarak makbul, geliyor maaşın mesela. Bunların hepsi birer dua. Bazıları, bizim gibileri, bunun üstüne kaymak olarak, fıstık olarak, sos olarak, dille de şuurla da ayrıca dua ediyorlar. Bu onların yükümlülüğü. Bir şuur ilişkisine giriyorlar, lisan ilişkisine giriyorlar. Ama bundan hariç şuurunda olmadan yaptıkları her şeyde dua. Çünkü yaratan sadece Allah. Yaratanın sadece Allah olduğu bir düzlemde
Gayrı her şey yaratmanın dışında kalır. Çalışıyorum, ben yaratıyorum maaşımı. Haşa, böyle bir şey yok. Sen ne yaratıyorsun? Hiçbir şey yaratamıyorsun. Sen sadece yaratılmasını diliyorsun. Bu anlamda her şey bir dua. Bir bu duanın Cenab-ı Hakk'ın kanun olarak, yasalar olarak, ne bileyim neden-sonuç ilişkileri olarak koyduğu, müracaat ettiğimizde hemen olan türleri var. Fiili dualar mesela böyle, ızdırar şeklindeki dualar böyle veya fıtri dualar böyle. Nefes aldın mı geliyor değil mi? Fıtri bir dua. Allah'ım beni oksijenle besle diyorsun. Cenab-ı Hak bunu hep kabul ediyor. Ama bir de şuurla ilgili kısmı var. Orada senin makbuliyetine göre. Hani nasıl diyelim? Şimdi bir devlet diyelim bir genel uygulaması var. Bir de sen bir özel uygulama istiyorsun. Genel uygulama şartlara uymana bakar. Şartlara uyarsan alırsın. Ne diyelim mesela? Devlet ödeme yapıyor diyelim. Şu şartlardakilere kredi veriyor. O şartlara uyuyorsan gider başvurursun alırsın. Bir de sen çok özel bir durum var. Çok büyük bir girişimde bulunacaksın. Çok büyük bir şey inşa edeceksin. Onun için alacağın kredi senin cumhurbaşkanıyla, atıyorum başka bir bakanla ya da siyasilerle, şunlarla bununla da özel hukukuna bakar. Orada makbulindensen duanın kabul olması ihtimali yüksektir. Kesin değildir ama yüksektir. Belki yapar yani o kıyasana. Bu adam bu işletmeyle memleketimize çok fayda dokunduracak falan diye verebilir o krediyi sana özel olarak. Çünkü o ilan edilmemiştir. Senin makbuliyetine bakar. Bir de dediğim gibi genel şey var. Devlet diyor ki şu şartları getirenlere 5'er bin lira kredi veriyorum. Kim o şartları yerine getirip başvurursa o parayı alır. La teşbih ve la temsil. Bizim kainatta fiilen yaptığımız dualar o devletin duyurup yapıp verdiği krediye benzer. Çünkü herkesten kabul ediyor Allah o duayı. Tarlayı ektin mi? Sürdün mü? Alel ekser sen o mahsulü alırsın. Ha şartlarını yerine getirirsen. Allah o duayı öyle bağlamış. Duyurmuş ve öyle bağlamış. Bu yasalara uyan, o fiziki yasalar, kanunlar bir nevi duyuru bizim için. Bunlara uyan, şartları yerine getiren ödülünü alır demiş. Ama bir de özel makbulinden olmaya bağladıkları var. Bunlar biraz daha sıra dışı şeyler, herkese verilmeyen şeyler. İşte mesela ne diyelim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları var. Çok zor durumlarda yaptığı ve hemen kabul edilen veya şifa için yaptığı Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde bunun çok farklı türleri naklediliyor. Mesela beddua ediyor Utbe'ye. Allah sana bir itini musallat etsin diye. Kervanıyla giderken aslan yiyor adamı. Veya ağzın bozulmasın diyor bir tane sahabeye. Okuduğu şiirden dolayı. Adam ölene kadar ağzından bir diş bile düşmüyor. Düşen diş olursa da hemen yenisi çıkıyormuş. Hani böyle Efendimizin çok sayıda, çok böyle tevatürle anlatılan duaları var. Makbul olan duaları var. Bu hasta ile duasıdır. Bu yani herkese nasip olmuş, makbulinden olmaya bağlıdır. İşte paragraf da bunu anlatıyor bize. Bir daha okuyayım burayı. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti, en edna bir mahlukundan görüp kemali şefkatle, ummadığı yerden isaf eden ve gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen, lisan-ı hal yani duruşuyla, beklentisiyle, çabasıyla, dille etmeden yani lisan-ı kal ile istenilen her şeyi icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Birinci soruya cevap verdik. Böyle bir şey var mı? Var dedik. Cenab-ı Hak bütün duaları kabul ediyor. Nereden belli? Yarattıklarından belli dedik yani. Herkesin, her mahlukun ihtiyaçları karşılanıyor rububiyetle. Bu rububiyet ilişkisi aslında işte o duaların kabulü meselesi. Yani rububiyetin, o terbiyenin, o maksada giderken ihtiyaçların karşılanması meselesinin arkasında biraz gittiğinizde ismi mucib görünüyor.
Çünkü onların fıtri dualarının kabulü var rububiyetin içinde. Evet. Peki bu soru cevabını buldu. Evet, bu böyle olabilir, oldu, öyledir dedik. Peki Efendimizin öyle olduğunu nereden biliyoruz? En makbul, işte burada bahsettiği gibi. Bak, onun da hemen haşiyede izahı var. Evet, 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden, öyle bir sultan düşün ki saltanatı 1350 sene sürmüş, hala da devam ediyor. Vefatıyla da son bulmamış. Ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan, şimdi 2 milyar. Ve her gün bütün raiyeti onunla tecdidi biat eden, değil mi? Namazımız, ezanımız, hepsi onlar tecdidi biat. Ahdimizi yeniliyoruz ya Rabbi. Biz Resulünün yolundayız. Ey Allah'ın Resulü, biz senin arkandayız, seninleyiz, senin gölgendeyiz. Sen bizim seyidimizsin, efendimizsin. Bu anlama geliyor bu sözlerimiz, dualarımız, ibadetlerimiz. Bütün raiyeti onunla tecdidi biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine inkiyat eden, yani boyun eğen, uyan ve arzın nısfı, nısf yarısı mıydı ya, dörtte biri miydi yoksa? Nısf. Yarısı, evet. Dünyanın yarısı. Arzın nısfı ve nevi beşerin humsu. Hums, altıda biri diye biliyorum ben. Burada ne diye geçiyor? Nevi beşerin humsu. İnsanlığın beşte bir, beşte birmiş. Yanlış biliyormuşum. Altıda bir değil, beşte bir, pardon. Estağfurullah. Doğrusu beşte birmiş. Nevi beşerin humsu, o zatın sıbığı ile sıbığalansa, yani boyası ile boyalansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbubu kulubu, kalplerinin sevgilisi, yani mürebbi ervahı, ruhlarının sevgilisi, terbiyecisi olsa, elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser envai kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesine ve memuriyetine alkışlasa, elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti, ki o hacet ise insanı esfel-i safilinden alayilliğine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd umumun namına onu kadiyül hacattan isteyecek. Bakın, bir Efendimizin muvaffakiyetini örnek verdi. Yani böyle bir insan var mı? 1350-1400 yıl geçmiş, hala dini yayılıyor yani dünyanın dört bir tarafına. Hala ümmeti ona salavat getiriyor, onu takdir ediyor, ona sevgisini beyan ediyor. Böyle birisi var mı dünyada başka? Yok. Bak, onun büyüklüğünü buradan anla. Bir diyor. Sonra onun mucizelerini örnek veriyor. Yani o mucizelerin her birisi o nevin, o mucizenin üzerinde gerçekleştiği şeyin, nesnenin, türün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın memuriyetini alkışlamasıdır diyor. Yani onlar da diyorlar ki evet, sen Allah'ın Resulüsün. Ağacı çağırıyor, ağaç yanına geliyor. Ne demiş oluyor ağaç? Evet, sen Allah'ın Resulüsün, ben de ağaç türü adına sana biat ediyorum, tasdik ediyorum, bunun şahidiyim diyor kemalatının. Veya işte ayın yarılması, gök cisimleri adına bir şahitlik. Veya işte kuru hurma direğinin ağlaması veya parmaklarından sular akması, hayvanın konuşması, onun peygamberliğine şahitlik etmesi gibi gibi, o hadiseler de yine onun kemalinin aynası, işaretleri, delilleri arkadaşlar. Onun sevgili olduğunu da gösteriyor. Çünkü Allah onun için yasalarını değiştiriyor. Bizde nasıl hani hamili kart yakınımdır şeyi vardır ya, o adam için olmazlar olur o kart varsa. Eskidendi, şimdi kart yok. Şimdi telefonla çözülüyor her şey. O zamanlar böyle kartın üzerine hamili kart yakınımdır yazdırıyordum birisine, bir devlet büyüğüne. Onu yazdırırsan devlet dairelerinde işlerin yürüyordu. Çünkü o bakanın ismiyle, emriyle gelmiş gibi oluyordun. O birinci sözdeki Bismillah şeyi var ya, adıyla gezmek, onun gibi oluyordun. Tıpkı bunun gibi düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a türlerin yaptığı bu mucizelerle şahitlik de
onun yakinimdir şeyine sahip olduğunu gösteriyor. Allah'ın Habibi o. Yoksa bu kadar varlık, bu kadar daire. Onlar devlet dairesi de, bunlar da kainat dairesi yani. Efendimizin işlerinin bunların hepsinde yürümesi, kanunların bozulup onlara özel, ona özel. Onun nübüvvetine has içerikler olması, değişiklikler olması, mucizeler yaşanması gösteriyor ki o Allah'ın sevgilisidir. İşte bir şahit de bu. Bir diğeri de burada ne olarak anılıyor? Ha şey diyor burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor hani kulların en büyüğü olarak, en önde geleni olarak bütün insanlığın istidadıyla istediği beka, sonsuzluk, hepimizin içinde var bu istek, bu arzu, bu sonsuzluk şeyi, merakı. Hepimizde var. Bizi diyor bak o hacet ise insanı esfeli safiliğinden alayı illiğine çıkarıyor. O olmasa, sonsuzluk olmasa biz en kötü durumdayız. Çünkü sonsuzluğu biliyoruz, yoksunluğumuz sonsuzluk oluyor. Eğer biz sonsuz olmazsak arkadaşlar, bu cümlenin altını çizelim aklınızda kalsın. Eğer biz sonsuzluğa ulaşamazsak yoksunluğumuz sonsuzluk olur. Çünkü biz sonsuzluğun ne olduğunu biliyoruz. Yani kestirebiliyoruz kafamızdan. Böyle bir şeyin var olduğunu, bize verilip verilmeyeceğini anlayabiliyoruz. Verilmeyeceğini bilebiliyoruz yani. Eğer verilmezse, verilmeseydi. Haşa öyle bir şey yok da Cenab-ı Hak verecek de. Verilmeseydi biliyorduk ama verilmediğini. Bu sefer ne oluyorduk? Esfel-i safilin, en aşağı, yoksunların en aşağısı, sefillerin en sefili. Oraya iniyorduk. Çok şükür Allah tabi bize böyle bir şey rahmaniyetini, rahimiyetini, şanını istemez ki biz böyle bir duruma düşelim. Bizi alayilliğine çıkarıyor. İşte yücelerin en yücesi. Alayilliğin. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd umumun namına onu kadir hacattan isteyecek. Yani madem ki böyle bir dua hakikati, bu hacet hakikati, dileme hakikati var varlıkta, bunun da insan meyvesinde, kainatın meyvesi olan insanda en zirvesi, sonsuzluğu isteme yeteneği, sonsuzluğu fark etme yeteneği, sonsuzluğu dileme, sahibinden arzulama, bağış dileme yeteneği var. Elbette diyor bu kainatta cereyan eden bu kanun, o en büyük şeyde, meyvede, o meyvenin de pirinde, en üstününde, en yükseğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da, yani şöyle düşünün, daire-i ubudiyet ve daire-i rububiyet diye düşünün. O zirveden buraya o talep iletilecek diyor. Çünkü işte diyoruz ya sanki bir dua dalgası yukarı yükseliyor sürekli. Burada da bir kabul dalgası. Bu dua dalgası ve kabul dalgası elbette Cenab-ı Hak yönden, cihetten, mekandan, maddeden olmaktan münezzehtir arkadaşlar. Öyle anlaşılmasın ama aklımıza yaklaştırmak için. Yani dua dalgası ve şey dalgası diye düşünün, cevap dalgası. Bu dalgaların en zirveleri. Mutlaka burada özel hususi bir ilişki olacak. Böyle dalgaların bile birbirine ilk kavuştuğu bir nokta olur değil mi? Bir yer olur. İki şey birbirine doğru giderken birbirine temas ettiği ilk nokta olur. Çarpışırken ilk çarpıştığı bir yer olur gibi düşünün. La teşbih ve la temsil. Bu dileğin de, kabulün de böyle ilk temas ettiği en yüksek zirveleri olan yerler. İşte Miraç'taki Kab-ı Kavseyn makamı gibi. Efendimiz de elbette bunu ümmeti adına dileyecek Cenab-ı Hak'tan. O da kabul eder Cenab-ı Hak'ta elbette. Rahmetinin en coştuğu insan, Habibim dediği insan. Elbette onun o duasını kabul edecektir diye. Burada Üstad Hazretleri bakın nasıl bir mantık kurdu. Bahardaki haşir mantığını burada Efendimizin duası kulluğu ve onun kabulü, haşir adına kabulü üzerinden kurdu. Dünyadaki rahmet hakikati, duaların kabulü hakikati, rahmet bir açıdan da bu demek çünkü. Rahmet demek duaların kabul ediliyor olması demek. Fıtren, ızdıraren veya fiilen, kalen. Hepsinin, rahmetin hepsine bir şeyi var, tecellisi var. Hepsinin onda bir hissesi var. Bizim şu var olurken daha bilincinde olmadan mazhar olduğumuz rahmetler bizim fıtri duamızın neticesi. Çünkü biz diliyoruz Cenab-ı Hak'tan, varlığımızı da diliyoruz bir potansiyel olarak. Cenab-ı Hakk'ın ilminde var olan
şeyler olarak varlığımızı diliyoruz. Cenab-ı Hak bu duayı kabul ediyor demek ki. Bak bunu da kabul ediyor, buna da rahmet ediyor. Gibi gibi arkadaşlar, hepsinin bunda bir hissesi var. O büyük daire, o rahmet dairesi, o dua cevap dairesi, o en geniş bahar gibi, bahardaki hayat tecellisi gibi, o en geniş dua cevap, sual cevap dairesi de en hastakinin de, en üsttekinin de, en yoğununun da, en kabule yakın olanının da boş çevrilmesini gerektirir ki o duada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet duasıdır. Kafirler için cehennem duasıdır. Onları kabul eden Allah böyle bir kulundan, böyle zirvesinden reddeder mi yani? Onu kabul etmemezlik, vermemezlik eder mi? Üstad başka bir yerde diyor, başka hiçbir sebebi olmasa bir tek onun duası için Allah yaratırdı diyor yani cenneti cehennemi. Kimin hakkında konuşuyoruz biz yani? Bırak bizi, biz kimiz zaten ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun yanındaki kıymeti öyle ya sıradan bir şey mi yani? Bunu biz tabii şu an o kemali kavramaktan çok uzağız ama Cenab-ı Hak onun göğe elif çizmesiyle ayı parçalıyor. Yani bundan bir şeyler çakması lazım kafamızda. Evet, tekrar bu paragrafı okuyayım. Ondan sonra da bitirelim. Süremizin sonuna geldik. Bugün çok fazla ilerlemiş olmadık. Çok çene çaldım. Biraz da metnin uzun da okunması şey yaptı. Elimizi ayağımızı tuttu biraz. Belki yarın metnin tamamını okumayız. Yani ilerlemek adına. Çünkü uzun bir hakikat. İstiyordum ki hepsini okuyarak gidelim. Her dersin başında bir kere baştan okuyalım ama 5. hakikat uzun olduğu için uzunlarda bunu es geçsek herhalde daha makbulinden bir iş olacak. Pekala. Paragrafı okuyayım arkadaşlar, ondan sonra bitirelim. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti en edna bir mahlukundan görüp kemal-i şefkatle ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisanı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin diyoruz ve burada ara veriyoruz çünkü ondan sonra başka bir mevzuya geçiyor. Onu da incelikle konuşmak lazım. Ben kıyamıyorum böyle hızlı geçmeye. Pekala. Haşiyemizi de okuduk zaten. Hatırınızdadır belki vaktimiz varsa. Bir iki dakika onu da okuyayım. Haşiye. Evet, 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdidi biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine inkıyat eden ve arzın nısfı ve nevi beşerin humsu o zatın sıbığı ile sıbığalansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbubu kulubu ve mürebbi ervahı olsa, elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. En büyük abdidir. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Hem ekser envai kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zat şu kainat Halık'ının en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki, o hacet ise insanı esfel-i safiliğinden âlâ-iyiliğine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd, umumun namına onu kadül hacattan isteyecek, diyor ve böylece 5. hakikat. Peygamber'e iman ile ahiretin kuşaklarını birbirine bağlıyor. Ellerini birbiriyle buluşturuyor. Allah üstadımızdan ebeden razı olsun. Kabri pür nur olsun yani. Makamı cennet olsun. Peki arkadaşlar, yarın inşallah yine 5. hakikati tefekkür etmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.
Ve ahru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.